Mecliste ilk sözü Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Erkan Demirci aldı. Demirci kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Esasen söylenecek ve sorgulanacak çok şey olmasına rağmen sözün bittiği yerdeyiz. Allah ordumuzu ve Mehmetçiğimizi korusun diyorum. Moralimiz bozuk, o yüzden çok uzun konuşmayacağım. Kadınlarımızın sadece bir gün değil, her gün değerlerinin bilinmesi temennisiyle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum. İYİ Parti Grup Sözcüsü Fikret Arık son dönemde tüm dünyanın odaklandığı korona virüsüne dikkat çekti. Alanya'da bu konuda bir şey yaşanmaması için ciddi çalışılması gerektiğini söyledi. Alanya'mızda bu tür, kendimizde bu tür konuların yaşanmaması için sizlerin çok ciddi gayret sarf etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Şu sokaktaki insanların ciddi endişe içerisinde, çocuklarımızın ciddi endişe içerisinde. AK Parti Grup Sözcüsü Mehmet Ali Kiriş 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Yaklaşan Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümüne dikkat çekti. Kiriş, Suriye'de rejim güçlerinin saldırısı ve Türkiye'nin yürüttüğü operasyonlar hakkında da bilgi verdi. Kahramanmaraş'ta yapılan hain saldırı ile hepimizin üzerindeki masum sivil vatandaşlarına yaptığı eziyet ve haince saldırılar yetmezmiş gibi ülkemizin güvenliği ve bölgenin huzuru için tamamen insani amaçlarla orada olan askerimizin kanını dökmeye cesaret eden her kim olursa olsun intikamını isteğiyle alınıyor ve alınmaya devam edecek. Milliyetçi Hareket Partisi Grup Sözcüsü Mustafa Tunay ise Suriye'de şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi. Türk ordusu ve Türk milleti kenetlenmiştir dedi. Ve Türk ordusu ve Türk milleti daha çok birbirine kenetlenmiştir. Türk ordusu en son 1915'te geri çekilmiştir. Bir daha geriye çekilmemiştir. Bize bu kardeşliği yapanlar bunun bedelini en ağır şekilde ödeyecektir. Biz millet olarak bir ölür bin doğarız. Alanya Belediye Başkanı Yücel de tüm siyasi hesapları bir yana koyup milletimiz ve devletimizin yanında olduğumuzu göstermeliyiz dedi ve Mart ayındaki özel günlere dikkat çekti. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, dünya kadınlarının, Türkiye kadınlarının, Alanyalı hanım kardeşlerimizin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutluyorum. Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 8 Mart Pazar günü saat 14'de Kültür Merkezi'nde Antalya Okullaşma Etkisi'nde düzenleyeceğimiz sevgi açılışına tüm meclis üyelerimizi ve tüm Alanya halkımızı davet ediyorum. Meclisteki oylamayla Antalya Turizm Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği'ne Milliyetçi Hareket Partisi'nden Nuri Tokuş ve Ali Şahin, AK Parti'den Paulina Müftüoğlu, Kent Estetik Kurulu'na ise CHP'den Serkan Salvur, İYİ Parti'den Didem Özaltın, AK Parti'den Mehmet Ali Kiriş, Milliyetçi Hareket Partisi'nden Melike Nazifoğlu'yla Nuri Tokuş seçildi. Kabul edenler